Abi biz hazırız. Tamam. Önce hastaneye, sonra da merkeze. Siz çıkın, haberleşiriz. Sen bizimle gelmeyecek misin? Hayır, merkeze görüşeceğiz artık. Gözaltı yazısını halledip geleceğim ben. Gözaltı mı? Çıkın hadi Bahar, çıkın hadi. Gel. Abi, detaylı arama için ekip istedik. Yolda. Tamam, ben de beklerim. Gerek yok abi, hallederdik biz. Gerek var mı yok mu sana mı soracağım aslanım? Abi yorulma diye söyledik. Hallediyoruz biz abi. Çok gerildin, kolay değil. Sen bir çık, hava al. Ha? Burada. Bu evde kandırdı kızımı namussuz. Hiçbir şey atlamayın. İz, delil, ipucu. O herifi bulabileceğimiz ne varsa. Abi, bak ben de seni üzdüm yakın zamanda. Biliyorum. Ama o başka, bu başka. Senin kızınsa bizim de kardeşimiz. Bize güven, ne olur. Tamam kardeşim, görüşürüz. Siz de kusura bakmayın. Cemal'im, hadi. Estağfurullah abi. Sen iyi ol, yeter bize. Tamamdır. Geçmiş olsun. Çok sağ ol kardeş. Al lan, giy şunu. Aferin lan Furkan. Biliyorsun bu işi. Eyvallah. Ben gideyim artık. Şunu al, at cebine. Ne bu? Sen de bizden sayılırsın artık. Ufak bir hediye diyelim. Gerek yok abi. Benden olsun. Al sen bunu. Oğlum hediye geri çevrilir mi? Koy cebine. Zeki abi haklı. Ayıp etme. Koy cebine şunu. Abi almasam... Koy diyorum oğlum. Sen çok ders çalışıyorsun ya. Arada bir iki tane atarsın, kafan dağılır. Abini dinle, üzme beni. Peki abi, sağ ol. Görüşürüz. Güle güle kardeşim. Kız iyi yani, sorun yok. İyi baba. Kontrolden sonra gelecekler ifadeye. Hüsnü iyi değil tabii. Hı hı, biliyorum, biliyorum. Nadia'dan haber var mı? Öldürülen kadınların cenazelerini götürdü Almanya'ya. Ailelerine teslim edecek. Yaşasalardı kabul etmeyeceklerdi tabii. Ölünce sorun kalmadı demek ya. Rıza baba. Heh, gel Mesut, gel otur. İyi misin kardeşim? Kafanı toplayabildin mi biraz? İyiyim, iyiyim, iyiyim. Sıkıntı yok. Şu Hamza meselesi nedir kızım? Adamlar Zeliha'yı tehdit ederken, tam gideceklerken ateş etmişsin sen. O herif Hamza. Oradaydı baba. Serboran'daydı. En son gün değil mi? Sıkıştığınızda. Akif yüzbaşıyla, onun şehit olduğu yerde. Yapmamam lazımdı tabii. Bizim kıza sıkacaklardı belki. Tarık kendini kurtarmaya bakıyordu. Tam gidiyorlardı. Hamza daha yakındı bana tabii. Yine de riskliydi. Haklısın baba, ama oldu. Zeliha iyi değil mi? Hı hı, iyi iyi. Getiriyorlar birazdan. Hüsnü de çok korktu ya. Hepimiz korktuk. Adamları kaçırmamak lazımdı. Kız orada okka altına gidecekti. Olacak iş değildi yani. Ne deseniz haklısınız ama sıktım baba. Ben o Hamza'yı nerede görsem sıkacaktım zaten. Bugüne denk geldi. Senin orada ne yaşadığını senden başkası bilemez kardeşim. Sakat hareket ama ne lazımsa onu yapmışsındır. Benim sana güvenim tam. Hepimizin tam. Ama iş büyümesin yani. Başımız ağrımasın. Engin, olay terör savcılığına yönlendirilsin ha. Gerekirse Mesut gider, orada verir ifadesini. Genelkurmay'dan da destek alalım. Hamza ile ilgili onlar da bilgi sahibi olsunlar. Bu herif kimdir? Herkes tas tamam bilsin. Başımız ağrımasın artık. Bizzat ilgileneceğim baba, merak etme sen. İyi değilsin döndüğünden beri. Hiç kimse de senden bunu beklemiyor zaten. Ama biz buradayız. Hepimiz. Unutma bunu, olur mu evladım?
Sağ ol baba. Hamza'yı vurdular, seni bıraktılar öyle mi? Ben de anlamadım valla. Delirdiler herhalde. Al bir şeyler iç. Gerginsin sen biraz. Ben gergin değilim. Sen fazla rahatsın. Bitirdik işte. Gidelim artık, neyi kovalıyoruz hala? Bülent, ben sence 3 günlüğüne mi geldim buraya? Ruslarla iş yaptık. Nadir'i ortadan kaldırdık. Meydan boşa çıkmışken şimdi niye kaçalım? Ha? Tarık, bak bu polisler başkası gibi değil. Sıkışıp kalacağız. İyiye gitmiyor durum. Hadi ya. Bence de tam tersi. İstediğimiz kıvama geliyorlar. Ne yapacağız? Ha? Ya herifin kızıyla oynadın bıraktın. İyice üstlerine gittin. Bak, Nadir'e bile göz açtırmadı bu herifler. Bir hatamıza bakar. Çökerler, nefes alamayız. Ya Bülent, sen bir avuç devlet memurundan mı korkuyorsun? Nadir onlar değil, biz bitirdik, biz. Sınıra indiler, orada bile az kalsın bitiriyorduk işlerini. Beni başkalarıyla karıştırma. Çalışıyoruz, kazanıyoruz. Memnun değilsen git, kapı orada. Ayıralım yolları. Ben öyle bir şey demedim. Söylenmeyi bırak o zaman. Burası yeni mekan. Git bak bakalım eksik bir şey var mı? Daha buralarda yetişimiz var. Hadi be. Doktor, hiç görmüyorsun bizi ya. Aşk olsun. Cemal abi siz miydiniz ya? Sürpriz yapalım dedik Furkan. Sevinmedin mi? Yok, yani bir anda çıkınca... Siz ne yapıyorsunuz burada? Devriye atıyoruz. Sen iyisin değil mi? Bir gergin gördüm seni. İyiyim, bir sorun yok. Sizden ne haber? Çalışıyoruz be oğlum. Hap işleri yoğunmuş buralarda. Belki bir torbacı falan yakalarız diye dolanıyorduk. Ha Furkan, şu geçen gün kalp krizi geçiren çocuk ne oldu? İyileşti mi? Yok, konuşmadım ama iyiymiş yani, öyle duydum. Kimden duydun? Zeki abinden mi? Yo. Anlamadım. Zeki abi ne alaka? Şimdi Furkan, sen yabancı değilsin kardeşim. Biz polisiz, işimiz de şüphelenmek. O günkü maçı Zeki abin organize etti değil mi? Öyleydi galiba. Oyuncuların yarısı maça haplı çıkmış. Zeki zaten bu işlerden sabıkalı. Narkotikte kaydı var Zeki abinin. Biliyor muydun? Yok, bilmiyordum. Şimdi öğrenmiş oldun işte. Bak kardeşim, niyetim seni darlamak değil. Ama o tayfadan uzak durmanda fayda var. Niye ki abi? Bir kötülüklerini görmedim ki. Mahalleden arkadaşlar işte. Sen yine de çevrene dikkat et. Bak pırıl pırıl adamsın, doktor çıkacaksın. Bu tiplere bulaşmanı istemiyoruz. Sevdiğimden uyarıyorum oğlum seni, yoksa niye uğraşalım ki? Neyse, biz seni sıkmayalım Furkan. Biz diyeceğimiz dedik. Senin de aklında bulunsun. Tamam abi, dikkat ederim. Gideyim ben artık, ablam merak etmesin. Tamam kardeşim, hadi selam söyle ablana. Söylerim. Selam söyle. Görüşürüz abi. İyi çocuk da, ya laf dinler mi? İnşallah. Sen etleri getir. Ateş hazır, tamam mı? Hoş geldin Kemalettin Bey. Hoş bulduk, Saffet. Buyur, geçelim. Kemalettin, nasılsın? Uzun zaman oldu görüşmeyeli. İyiyiz çok şükür. Lojistik işleri nasıl gidiyor? Niye merak ettin? Bizim sektöre mi gireceksin? Neden olmasın? Yakıştıramadın mı? Estağfurullah. Yakışmasına yakışır da... Sizin kirli işlere pek benzemez. Kirli mi? Biz kirli miyiz yani? Ender. Ayıp olmuyor mu Kemalettin Bey? Ayıp mı? Ya Saffet, senin oğlan pek büyümüş. Utanmasa bana ayıbı günahı öğretecek. Yalnız bu söylediğin beni de rahatsız etti. Yani sen şimdi toz işini bıraktın diye temizlenmiş oldun.
biz bırakmadık diye kirli kaldık, öyle mi? Zaffet. Bak, birbirimizi sittin, senedir tanırız. Yan yana DGM'de yargılanmışlığımız bile var. Az iş tutmadık tabii seninle. O zamanlar hızlıydın sen. Artık değilim. 20 yıldır hiçbir illegal mevzuya bulaşmamış bir adam var karşında. O kadar korkuyorsun gayrimeşrudan ha? Ondan mı avukatınla geziyorsun? Rahatsızlık verdiysem kalkarım. Otur otur. Tek başıma bırakayım deme beni. Yoksa baba oğul çiğ çiğ yiyecek beni bunlar. Abartma ya. Kimi yedik şimdiye kadar? Yani siz şimdi bize yardım etmeyeceksiniz, öyle mi? Hayır, etmeyeceğim. Oho, baba ne yapacağız ya? Ne yapacağız oğlum? Kemalettin abini bir şekilde ikna edeceğiz.